İplerin genel özelliklerinden bahsetmiştik. Sonra bir de LRF iplerinden bahsetmiştik. LRF ipleri nasıl seçilir, ne yapmak lazım gibi bir video çekmiştik. Bu akşamki konumuz da spin ipleri olsun arkadaşlar. Spin ipleri. Yani spin avcılığı yapan arkadaşların ne tip ipler kullanabileceğini, ne tür balık yani ne tür spin avları yapıyorsanız ona uygun hangi tür ipleri kullanacağınıza dair bilgiler, bildiklerimi, tecrübelerimi sizlere aktarmaya başlayayım. Şimdi şöyle ki spin avı biliyorsunuz aşağı yukarı işte 10 gramla 30-40 yerine göre 50-55 grama kadar aksiyonu olan yani işte 10-30-10-40 veya işte 15-45-15-50-14-56 gibi aksiyonu olan kamışlarla 3000'lik 4000'lik makinalarla yapı balıkçılık türü. Spin avlarında misina hiç kullanılmıyor. LRF'de bir nebze bazen çok ince LRF misinaları kullanabiliyoruz ya da %100 görünmez flora karbon LRF makinelerine sarmak için hazırlanmış misina kullanabiliyorduk ama spin'de hiç kullanmıyoruz artık arkadaşlar. Tamamıyla spincilerin hepsi ip kullanıyor. Bu hani spin ilk başladığında bundan 10-15 sene evvel. Tabii o zamanki bu kadar ekipman bolluğu olmadığından dolayı hazır makinelerde sarılı misinalar geldiğinde kullanılabiliyordu. Ama dediğim gibi hele 5-6 yıldır çok böyle istisnai durumlar dışında kimse artık spin setini misine sarmıyor. Mutlaka ve mutlaka örgü ip kullanıyoruz arkadaşlar. Polietilen, polipropilen gibi işte petrokimya maddelerinden yapılan, üretilen pamukla karıştırılabiliyor, sentetikle karıştırılabiliyor. Oluşturulan ipler. Bu iplerle ilgili bilgileri vermiştik daha önce. Çok uzatmadan spin'de ne tür ipler kullanılmaya geçelim. İpin çeşitlerini anlatmıştık. 8 kat, 4 kat, 16 kat, 12 kat falan feşmeken. Spin'de neden ip kullanılıyor sorusu hani neden, nasıl, çeşitlerine gibi sorular sorarak bu soruları cevaplandırıyoruz ya. Spin'de bir kere neden sorusu artık ortadan kalktı neredeyse. Çünkü hiç kullanan yok. Yani spesifik amaçları da neredeyse kalmamış gibi. Çünkü spin'de maket atıyoruz, silikon atıyoruz. İşte belli gramajlara kadar jig atıyoruz. Misina ile ip arasındaki farkı anlatırken diğer videoları izlediyseniz neden ip tercih ettiğimizi zaten anlatmıştık ya. Spin'de de aynı sebepten dolayı. İncecik bir ipi yani misinaya oranla çok daha ince olan ipi aynı mukavemette hatta çok daha yüksek mukavemette kullanabildiğiniz için dolayısıyla uzak atış yapabiliyorsunuz. İkincisi dayanıklılık çok kuvvetli oluyor. Düğüm mukavemeti olsun işte ne bileyim tuttuğunuz balık levrek kovalıyorsanız 6-7 kiloluk bir levrek bile yakalasanız misinanın kopma ihtimaline karşı ip çok daha kuvvetli oluyor. Şimdi ipte de şöyle bir düzen var. Çok da böyle konuyu karıştırmayayım. Spin ipleri genelde 0.8 yani 0.8-0.10 gerçek değerden bahsediyorum. 0.8 pek değil de 0.10 milimetre kalınlığından başlayabiliyor. Kullanabilirsiniz. Çok özel avlarda 0.8 ip atan arkadaşlarımız oluyor. Ama 0.10'dan başlıyor öyle söyleyeyim size. Avınıza göre daha çok daha sık yaptığınız av türüne göre, balık türüne göre bu ipinizin kalınlığını siz kendinize göre seçebiliyorsunuz. Mesela işte biri sürekli levrek kovalıyorsa, hep levreye gidiyorsa doğal olarak en az Marmara'da avlanıyorsa işte kayalık alanlar, sürtünme var falan büyük balıklar denk gelebiliyor. En azından çok uzağa atış ihtiyacı yok. Aklıma geldikçe söylüyorum. 0.18 en azından 0.16 ama ben 0.18 hatta gerçek PE değerlerinde 0.20'ye kadar yani bir Gosen, bir Seguar gibi bir markada 0.20 yani 1.5 PE'ye kadar kullanabilirsiniz. Rahatlıkla eriminizi de kısmadan bakın bu çok önemli. 0.21 şimdi bu videoyu izleyenler çok kalın diyecektir ama gerçek değerden bahsediyorum. Bir gün yani kafanızda soru işareti olursa bununla ilgili bir gün dükkana geldiğinizde gerçek bir 0.21 iple sıradan bir 0.21 ipi yan yana koyduğumda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani sıradan bir sıfır başka bir herhangi bir markada bu kalınlık değerine çok bağlı kalmayan markaların iplerinde 0.13'e 0.12'ye denk gelir benim bahsettiğim ipler 0.21'ler 0.20'ler yani o kadar kaliteli ince ve açık akışkan ipler bunlar. Şimdi şöyle ki adam frene bile basmadı yani illa girecek oradan az daha çakacaktık. Neyse Allah korusun. Şöyle ki nerede kaldığımı unuttum. Pin kalınlıklarından bahsediyoruz. Bir kere 0.10 ile 0.20, 0.22'ye kadar kullanılabilir demiştik. Levrek sürekli kovalıyor Marmara'da 0.16 en az 0.18, 0.21 yani 1, 1.2, 1.5 PE kullanabilir.
Sadece lüfer kovalayan ve küçük maketler atan birileri 0.8P yani 0.15, 0.13 gibi değerler de kullanabiliyor arkadaşlar. Bu yine ihtiyacınıza yönelik, çok uzağa atış yapmak istiyorsanız tabii ki hafifletmek için ipi inceltiyorsunuz, akışkanlığı arttırıyorsunuz. Yine LRF'deki yani tüm disiplinlerde ip konusunda bu hususlar geçerli. İnce 8 kat 16 kat bir iple bunu arttırarak akışkanlığını ve mesafe erimini arttırarak bu şekilde ip kullanıyorsunuz. Yine şoktan dolayı şok lider kullanacağız mutlaka ve mutlaka. Sadece bulanık, çok bulanık sularda çok elzem olmuyor ama boğazda, moğazda, lüfere falan gittiğinizde şokla av yapmayla şok lider olmadan av yapma arasında ciddi farklar oluyor. Bunu da söyleyeyim size. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka şok lider kullanıyoruz. Bir de şok lider spinde kullanmanın, işte anlattık ya daha önce, esneklik, mukavemet arttırması, görünmezlik diye. Bunun yanında bir de şok liderin spin için şöyle bir avantajı var. Mesela 0.15 bir ipiniz var. İşte 8 kat güzel bir ip. İnce, zarif, akışkan. Bunu şoksuz kullanırsanız 2.70 bir kamışınızla kamçı atışı yaparken 20-22 gram veya işte 21 gram bir maketi atarken kopartma ihtimaliniz var. Bunu unutmayın hiçbir zaman. Görmüşsünüzdür. Atarken çat diye bir ses gelir sağınızdan. Herif maket gitti falan diye hayıflanmaya başlar. İşte şok kullanmadığı için, şoktaki esneklik atışta da bizim için önemli. Sadece geri toplarken veya sürtünme yaşadığında o fluorokarbon esneklik, misinanın ipten esnek olması bizi kurtarmıyor. Atışta da ağır gramajlar atmaya başladığınızda bu gözle görülür, bariz bir şekilde devreye giriyor. Güzel bir FG düğümüyle şok yaparsanız, ki mutlaka yapın, incecik iplerle bile, spin makinelerinizde kullandığınız incecik iplerinizde bile çok ağır gramajlar atabilirsiniz. Renk konusu var biliyorsunuz. Renk konusu yine aynı, fark etmiyor. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şok kullandığınız sürece bir sakıncası yok. Şoksuz zamanlar için koyu tercih edilebilir. Yani LRF videosuyla aynı şeyleri söylemiş gibi oluyor. Sadece kalınlığı farklı aslında. 4 kat 8 kat mevzusundaysa, hatırlarsanız LRF'de kesinlikle ve kesinlikle 4 kat önermemiştim. Çok böyle bütçe sıkıntınız varsa evet kullanın başlangıçta, sonra değişirsiniz demiştim ama spinde böyle bir derdimiz yok arkadaşlar. Spinde LRF'den biraz daha ağır gramajlar attığımız için, 18 gramlar, 17 gramlar, 21 gramlar, 24 gramlar attığımız için çok akışkan olmayan bir iple de mesafe kat edebiliyorsunuz. Tabii ki eşit şartlarda aynı maketi, aynı ekipmanı kullanan yandaki kişi ince bir ip kullanıyorsa 8 kat, 16 kat, siz 4 kat kullanıyorsanız o sizden daha uzağa atacaktır. Ama dediğim gibi yani böyle bir 5 metre için, 10 metrenin için problem olmayan zamanlarda spinle av yapan kişiler 4 kat ip kullanabiliyor. Kullanmasında bir sakınca yok. Tatlı suya giden, turnaya giden arkadaşlar işte özellikle 4 kat kullanmaları iyi olur. Çünkü turna çok dişli bir hayvan. Maketi yutarsa ipi çok rahat kesebiliyor, 8 kat ipi. Hatta ucuna, 4 katın ucuna çelik tel falan bile takıyoruz. Spinde, yani tatlı suda spin yapanlar 4 kat kullanması avantaj. Ama yine tabii mesafe atmak istediğinde, ya ben 8 kat alayım, 16 kat alayım, turnanın keseceği yere de işte turna çelik teli dediğimiz böyle bir ucunda başında yeşil çelik dışı kaplama, fır döndü ve klips olan, maketi o klipse takabildiğiniz bir ek de var. Onunla da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani işte değişik varyasyonlar var. İlla 8 kat kullanmak zorunda değilsiniz. Boğazda, balık, kıyıda 4 kat ya da 8 kat çok sürtünüyor, çok çabuk deforme oluyor, bozuluyor diyorsanız yine 4 kat iple av yapabilirsiniz. Ama ortada bir gerçek var ki, ip kullanırsanız erim mesafenizde, avcılığınızda, balıkçılığınızda bu kadar artacaktır. Hız açısından, kolaylık açısından da doğru bir performans sergilemiş olacaksınız. Yani spin ipleri, LRF ipleri diye biz bu konuyu ayırdık ama aslında çok da böyle bir fazla bir fark çıkmıyor. Neden çıkmıyor? İp kalınlığı dışında aynı yapıda, her disiplinde aynı yapıda kullanılıyor. Yani surf castingçiler için de bir video yapacağız ama onun nedeni iplerine, surf castingçilerin kullandığı iplere yapacağımız şokları da anlatacağız orada. Ama spin avı yapan arkadaşlar için ipler konusu bu şekilde özetlenebilir. 0.10 ve üzeri ipler kullanıyorsunuz, rengin bir önemi yok. 4 kat, 8 kat, 16 kat tabii ki mümkün olan en iyisini kullanmak ama hani 4 katla spin yapılmaz demiyorum hiçbir zaman, yapılır. Hatta yeri geldiğinde bazen 4 kat ihtiyaç haline de gelir mukavemetin artması
açısından. Bunun dışında söyleyebileceğim şu, spin makinesinde LRF makineleri sıvı olduğu için ipi doldurup boşluk falan olduğunda dolgusuz yırtma ihtimali var. Ama spin makinelerinde mutlaka ve mutlaka ipin altına misina dolguyu yapıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü o çıkışta sert, yani şöyle bir durum var. Şimdi attığınız yem ne kadar ağırsa o kadar hızlı boşaltacağı için ipi, eğer makarada ipin üstünde boşluk varsa ön duvara, çarpma ve sürtünme de o kadar artacak. Hafif bir şey hafif çektiği için, yani çıkarken pat 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 diye o duvara vuracak ve çıkacak. Bir bu durum var. Bir de spinle 20 gram attığınızda juf diye fırlayacak. Pat 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 diye daha fazla vuracağı için daha fazla bir dirençle karşılaşıp o oranda da azalmış olacak eriminiz, mesafeniz. Onun dışında ipinize şok bağlayacaksınız. FC'yi tercih edeceksiniz. Klips kullanacaksınız. Klips vesaire ne kadar minimum o kadar iyi. Evet, spin ipleri de bu kadar. Açıkçası başka da söyleyecek bir şey yok. Aklıma da bir şey gelmiyor. Yine soracağınız sorular olabilir. Gözden kaçırdığım noktalar olabilir. Yorumlara yazarsanız cevap vermeye çalışırız. Dediğim gibi trafikte bu videoyu yaptığım için gözümden kaçabiliyor bazı şeyler. Hani aklıma geliyor, onu söylemeden bir olay oluyor trafikte. Ona bakarken unutabiliyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Faydalı bilgiler verebilmişizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.